büyük ağaçlarına da geldik arkadaşlar. Çok fazla ağaçlar. Ama geçen sene buranın yok yalıymış. Yani hiç meyve yokmuş. Bu yılda var yalı. Var yılında bakıyoruz ki arkadaşlar bol miktarda ürünümüz var. Şöyle bol miktarda ürün dedim. Atlar abi sağa sola bakıyor. Ürün dediğimiz zaman arkadaşlar meyve olarak aklımıza gelmesin. Çok güzel odunlarımız var. Bunlar da sonuçta bir para yapıyor değil mi? Atlar abi ben meyvemiz var diyorum bol miktarda, siz bakıyoruz sağa sola. Şimdi arkadaşlar baktığımız zaman ne görüyoruz ağaçta? Abi sağa sola gösterin. Şimdi arkadaşlar şey diyebilir. Ya hocam siz ağacı seçiyor musunuz? Hayır seçmiyorum arkadaşlar. Tamamen tarlamız bu şekilde. Ağaçlarda hiçbir şekilde meyve yok. Seçerken olan zorlanmıyoruz. Meyve, olan meyve ise arkadaşlar yani benim tırnağımın yarısı kadar. Ve çok çok seyrek. Belki buraya da girmezsiniz belki abi, toplamaya değer mi bilmiyorum. Ağaçlar artık ölüm gerçekleşiyor arkadaşlar. Baktığınız zaman %80'i arkadaşlar bizim gereksiz dallar. Şöyle ben bugün bu bahçeye girersem ne yaparım arkadaşlar gençleştirme budamasında? Sorabilirsiniz. Abi şu açıdan bir çekin. Şu ağacı bana çekin abi. Baktığımız zaman şu ağaca her zaman bizim şu alttaki dalımız sırıtıyor. Alttaki dalı görmeyin. Görmeyin. Daha da şeklimiz oluşturur değil mi? Oturmuş olur. Bakın bu şekilde. Ben bunu buradan keserim. Oldu size çok güzel mahsul. Kesersin satarsın artık. Alttaki bir kere fazlalık. Onu aldığım zaman %40'lık kesim gidecek. %40'lık kesimin temelli mi gitmesini istiyoruz? Yoksa o enerjinin diğer dallara ayrılmasını mı istiyoruz? Eğer onu biz sert açıyla kesersek o %40'lık enerjiyi de göndeririz. Oradan bir daha sürgün elde etmeyiz. Abi şu ağacı çekip hemen gelebilir misiniz abi? O açılı var ya. Hemen onu çekip geri gelelim abi. %40'ın gitmesini istiyorsak eğer şu açıyla köreltiriz arkadaşlar. Şurada olduğu gibi. Hemen geri diğer ağaca doğru gidelim abi. Attık. Ben böyle bir ağaçta arkadaşlar onu düz bir açıyla yani 180 derecelik bir açıyla arkadaşlar paralel olacak şekilde keserim. Oradan kenarlardan bana mutlaka birkaç sürgün verecektir. O sürgünü beslerim 4-5 yıl sonra arkadaşlar. O sürgünüm benim sermayem olur. 5 yıl sonra da arkadaşlar ya ortadakini ya arkadakini mutlaka keserim. Biz bu yıldan örnek verelim. Onu oradan attıktan sonra arkadaşlar bakıyoruz ki çok düzensiz dallarımız var. Şöyle abi yaklaşabiliriz. Şuradaki bacak kalındaki küt tamamen gereksiz orada. Gereksiz bir yani etkili bir eleman değil arkadaşlar o. Onu burada atarım ben. Çünkü bana hiçbir faydası yok. Bakın bu yıl var yılı. Hiçbir şekilde meyvem yok. Zarardan başka hiçbir şey yok bana onu. Onu oradan atarım. Bir %10'luk bir enerji daha geldi. Değil mi? Geliyoruz buraya abim. Geldik buraya. Abi yaklaşalım böyle. Bakın şurada. Şurada da abi bir iki bilek kalında bir dal var. Yukarı gitmiş gereksiz. Onu orada keserim. Bir %3'lük enerji daha aldım ben cepte. Geldik buraya. Abi yaklaşalım. Yaklaşalım. Şuradaki dal bana tamamen gereksiz. Şu bacak kalındaki küt gereksiz. Zarardan başka bir şey değil. Onu %4, %5'lik bir enerji daha cepte. Geldik buraya. İki tane yan yana giden abi dallarımız var. Öndeki. Öndekini şuradan attık ya da şuradan atalım. Bir %3'lük daha bir enerji cepte. Şu ufak yarım yamalak dallarımız var ya abi görüyoruz. Evet. Takozlar. Takozları dibinden kesmene kadar kesmemiş gibi varsayar ağaç onu. %1'lik de cepte. Geldik buraya. Görüyoruz ki 4 tane yanı dal var. 2 bilek kalınlığında. Üstteki tamamen gereksiz. Görüyoruz. Ortadaki. %2'lik daha cepte.
geldik buraya abi. 1, 2, 3, 4 tane dal üst üste. Şu soldakini çıkarırız. Arkasındaki her şuradan keseriz abi, görüyor musun? Bu tamamen gereksiz burada bizim. %3, %4'lük daha cepte. Ne oldu? %75, %80'lik dalımız gitti. Ne yaptı abi? Şimdiye kadar sana meyve verdi mi burası? Bak bu sene var yılı burası. Akhisar'ın Medar ilçesindeyiz arkadaşlar. Bu bölge zeytinde çok çok iyi. Virgül. Geldik arkadaşlar. %75'lik dal. Ne oldu? Çok güzel mahsul aldık. Mahsulümüz sadece meyve değil. Unutmayalım. Bereketli ağaç. Yaprağı, dalı, kökü, meyvesi. Her şey bir bereket. Ne yaptık? Biz 100 yıl, belki 100 yıl rahat vardır abi, 60-70 yıl diyelim. Hiç el sürülmemiş bu ağaca. %75'lik enerjiyi kestiğimiz zaman ağaç ne yapacak? Yunus abi? Gençleşecek. Gençleşecek. Doğru bir gövdeyi çıkardık. Doğru kademeleri çıkardık. Önümüzdeki sezon hepsi sürgün yaptığı zaman, sürgünün bizim yeri, budamadaki yeri neydi abi? Geleceğe sermaye. Aynen. Bir sonraki yılda, yani ikinci yılda arkadaşlar, hepsi bize meyve demek. Ağacın kapasitesi hem meyveyi kaldırıp hem de meyve verdiği yılda sürgün vereceğinden dolayı bir sonraki yıla da meyve gözü demek. Biz 4 yıl sonra ne yapacağız? 4 yıl sonra da bunlara ince ara yapacağız. Yani fesleğen görevini üstlenecek bu bahçe bize. Burada anlattık. Hemen yanındaki ağaca da gidelim arkadaşlar. Bakın. Şurayı görüyoruz. Biz öncelikle mutlaka arkadaşlar ağaçlarda öncelikle kalın bir dal çıkaracağız. Onda nasıl geniş bir gövde çıkardık. Mutlaka yapmak zorundayız. Buraya geldik mesela abi. Geldik. Mutlaka sırıtan bir gövde olacaktır burada. Şöyle geriden bekleyelim abim. Geriden bakalım. Görüyor musunuz bu? Burada tamamen gereksiz. Hem karanlık yapar. Yerde görüyorsunuz arkadaşlar. Hepsi halka leke. Hem biz buradaki halka lekeden kurtulmuş olacağız. Hem mertsülüm solgunluğundan kurtulmuş olacağız. Hem de arkadaşlar tanelerdeki o takozlardan kurtulmuş olacağız. Bunu buradan çıkardık. Önceki işlemimiz ne bizim? Kalın dal çıkarma. Ondan sonra ara dal çıkarma. İnce arayı pek yapmıyoruz bu tür ağaçlarda arkadaşlar. İnce arayı biz 3-4 yıl sonra yapıyoruz. Geldik buraya. Abim burada ne görüyoruz? Şurada bacak kalından daha kalın bir küt var. Biraz daha geriden baktığımız zaman açısına bakalım. Görüyoruz. Bu içeri gidiyor. Tamamen gereksiz bu ağaç. Bu dal. Bunu buradan kesiyoruz. Keserken arkadaşlar mutlaka kesim açınızı dikkatlice seçip kesiyorsunuz. Şu 3 santim, 2 santim diş bırakmayalım. Ağacın zaten izi var. Ağaç diyor ki ben bir izan var diyor. Zaten kolaylık sağlıyor bize. Şu çizgiden beni kes diyor. Bunu buradan attığın zaman, onu oradan attığın zaman %40'lık enerji cepte şu anda. Geldik döndük. Bakın mesela buna. Ağaç tamamen kabuklanmış, yaşlı. Ağaçtan sonraki dalımız var mı? Topu topuna 1 kilo ya da yarım kilo meyve yapar ya da yapmaz. Bu tamamen burada bizim gereksiz odunumuz. Bunu buradan alıyoruz. Bakın önüne hiçbir şey yok. Zaten yanlış bir küt bırakmışlar. Ucu bilek kalınlığında şuraya kadar dayanıyor. Gerisi hepsi gereksiz dal. Bunu da buradan aldık. Hatta onu bir alttan da alabilir miyiz acaba? Sizce? Alttan almayız. Niçin? Sebebi şudur. Sol taraftaki dalımız daha genç. Daha genç. Ondan sonra geldik buraya arkadaşlar. İki tane dal yan yana. Görüyorsunuz. Bu sağdakini buradan atacağız. Bir %20'lik daha enerji cepte. %60'lık bir kısmı kestiğimiz zaman arkadaşlar ağacımız bizlere yeni sürgünler. Ah yoruldum. Yeni sürgünler. Bazen arkadaşlar bu tür ağaçlarda hani yorulmamın sebebi nasıl biliyor musunuz? Üzülme diyeyim ben bunu aslında ya da yakınma diyeyim ben bunlara. Çünkü bu zeytin ağaçlarımız ölümsüz. 100 yıl öncesi ölmeyen ağacımız günümüz Türkiye'sinde ölüyor artık.
Ya meyve vermiyor, şuna bakar mısınız? Çıtır çıtır. Ya bu ağacı neden budamazsınız? Belki izleyenlerinizin çoğu ya bu arkadaş neden bu kadar sert budayacak? E bakın meyve vermiyor arkadaşım. Vermiyor. Ya gençleştir diyor beni. Bozköy, İzmir'in Bergama ilçesindeki Bozköy'ünde arkadaşlar bir gün bir çekim yapacağım. Ya Türkiye'de birçok bölgeyi gezdim. Oradası kadar güzel bir gençleştirme budaması gören bir yer görmedim ki rahmetli ustam da benim Bozköylüdür. Orada mutlaka bir çekim yapacağım size. Asırlık 500-600 yıllık ağaçlardaki arkadaşlar gövde belki 3-4 kişi el ele verip genişliği orada hesaplayabilirsiniz arkadaşlar. Ama bakın üstüne bir trilya ağacı gibi. Belki merdiven bile kullanılmıyor. Gövde tamamen şu tür gövde üstten tamamen sıyrılmış. Yani onu 5'er yıl arayla birer dal çıkarttıklarından kaynaklı o. Yani oradan da güzel bir video çekimi yapacağım. Şimdi arkadaşlar ben bunları hiçbirini tarla sahibine daha anlatmadım. Hadi video çekelim. Bizim anlattığımızı herkes görsün. Belki bir şeyler kaparlar. Belki elindeki beslediği odunları kesip ileride belki zeytin alabilirler. Adına paylaşalım dedik. Abi sorumuz. Bu arada arkadaşlar hemen bir iki dakika bir yürüyelim. Orada bir şey göstereceğim size abi. Biz şu anda 28 Temmuz 2022 arkadaşlar. Yani artık zeytin tanelerinin kendini oluşturduğu bir dönem. Kurak bir dönem geçiriyoruz arkadaşlar. Geçen yıllara kadar bizim şu meyve buruşmaları normalde Eylül ayında gerçekleşiyordu. Bu ay Temmuz ayında başladı. Ciddi sıkıntı arkadaşlar. Şu buruşmaların sebebi biz diğer videolarımızda ne diyorduk? Son meyveden sonra sürgün olmazsa eğer şöyle. Son meyveden sonra sürgün olmazsa eğer bizim güneşe direkt maruz kalacağı için meyveler buruşur demiştik sizlere arkadaşlar videolarımızda. Eğer ki siz sağlam güzel budamanızı yaparsanız bunun ucunda son sürgünde 10-15 santim son meyveden sonra 10-15 santim sürgün elde ederseniz sıcaklara rağmen bile arkadaşlar bizim o sürgünler bu meyveleri besleyecektir. Bakın 1-1,5 ay sonra belki hasat olacak burada. Meyvelerimiz bu saatten sonra kalibre beklemeyin. Bakın uçlarına da tamamen hepsi buruşmuş şu anda. Konu bu. Arkadaşlar Akhisar'daki programımız bitti. Başka bir ilde, başka bir ilçede görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.